Başkent Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nün büyükelçi Rauf Adli Saad'ı ağırladığı dakikalarda Kahire'de yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan son ayların en kanlı günü yaşanıyordu. Mısır'ın geçici cumhurbaşkanının Afrika özelelçisi olarak bir süre görev yapan büyükelçi Rauf Adli Saad, ülkede yaşananların dışarıdan göründüğü gibi olmadığını savunarak ordunun desteğindeki hükümetin tavrını savundu. After the police has intervened in order to disperse the crowd. Polis grubu dağıtmak için müdahalesinin ardından ülkenin başka bölgelerinden gelen tepkilere bakınca bu grubun ne zaman olursa olsun müdahaleye hazır bir planı olduğu anlamına geliyor. Müdahale etmekten başka şansımız yoktu ve sizi temin ederim ki hükümet güçleri Müslüman kardeşlere tek bir kurşun bile sıkmadı. El Adeviye meydanındaki gruplardan ele geçirilen tonlarca silah keşke görseydiniz. Duyduğunuz haberlere inanmayın. Devlet Cumhurbaşkanı Mursi'nin ülkeyi iflasa sürüklediğini de iddia eden Büyükelçi, Müslüman kardeşler üyelerinin İslamiyet'i yanlış yorumlayan silahlı gruplar olduğunu savundu. We thought that we are finished, we are done. Biz terör bitti zannetmiştik. Ancak fark ettik ki dışarıdan teröristler ülkeye sokuluyor. El-Kaide ve pek çok cihatçı örgüt ülkeye geri gelmiş. Üstelik bu gruplar aklınıza gelebilecek her türlü silahlı donanıma sahip. Mursi başa gelinceye kadar doğalgaz boruları teröristler tarafından saldırıya uğruyordu. Mursi gelir gelmez bitti bu saldırılar. Şunu unutmayın ki sizin orada olanları olan ilginiz ve anlayışınızı destek olarak algılıyor sokaktaki insanlar. Ve kendilerini mağdur olarak gösteriyorlar. Ama asıl durum şöyle. Mısır'da insanlar sokağa çıkmaktan korkuyor. Ordudan ya da polisten değil, Müslüman kardeşlerden korktukları için. Müslüman kardeşleri ülkeyi kutuplaştırarak bölmekle suçlayan geçici hükümetin eski Afrika özel temsilcisi Saad, Mısır'da Mursi'yi devirenin askeri darbe değil halk olduğunu, geçici hükümetin anayasaya uygun şekilde kurulduğunu savundu. Millions and millions and millions of people took to the street. Milyonlarca kişi sokaklara döküldü ve Mursi rejiminin ortadan kaldırılmasını istedi. Ordu yönetimi bir dakika bile eline almadı. Dini ve siyasi tüm güçleri temsil edenler toplandı, bir yol haritası çizildi ve geçici hükümet kuruldu. Müslüman kardeşler de davet edildi ama onlar katılmadı. Mısırlı diplomat bazı kongre üyelerinin Mısır'a yapılan Amerika yardımının kesilmesi çağrısında bulunmasını ise sert bir dille kınadı. Every time we have a misunderstanding. Ne zaman bir anlaşmazlık olsa yardımı keseriz deniyor. Mısır'ın tek derdinin Amerika'dan aldığı yardım olduğunu kim söylüyor? Yaramazlık yaparsan seni döverim der gibi bu yardımı da sopa gibi elinizde tutuyorsunuz. Bundan çok rahatsızız. Türk hükümeti Mısır'da yaşanan şiddetten ordu desteğindeki geçici hükümet güçlerini sorumlu tutarak göstericilere yapılan müdahaleyi sert bir dille kınadı. Uluslararası toplumu bu şiddete son verilmesi için adım atmaya çağırdı. Toplantıdan sonra Amerika'nın sesinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Saad, Türk yetkililerin Mursi ile aynı siyasi görüşe sahip olduğunu iddia ederek Türk hükümetini taraf tutmakla suçladı. We are not killing civilians. We are just there are outlaws. Sivil halkı öldürmüyoruz. Bu iddiayı reddediyoruz. Silahlı ve insanların güvenliğini tehdit eden bir grup var karşımızda. Ülkeyi din adamlarının yönetmesini isteyen bir grubu kabul edemeyiz. Aslına bakarsanız Mısır'da halk Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız. Çünkü biz kriz zamanlarında bizi anlayan dostlarımız olacağını sanıyorduk. Ancak gördük ki Türk hükümeti Müslüman kardeşlerle benzer bir siyasi görüşte olduğu için taraf tutuyor. Rauf Adli Saad, silahlı bir grup olarak tanımladığı Müslüman kardeşlerin siyasi sürece katılmasına destek vermeyeceklerinin de altını çizdi. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.